Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir lifin anlatımını yapacağım. Hanımlar, modelimiz kare lif ve kutu teknik olarak yapılan bir model. Gayet güzel ve gösterişli bir model. İp olarak 3 renk kullanıyorum. Siz dilerseniz 2 renk veya tek renkli de yapabilirsiniz. Ama 3 veya 2 renk kullanırsanız daha modeliniz belirgin olur. Daha güzel olacağını düşünüyorum. İp olarak kar topu bonbon marka 2 katlı lif iplerinden kullanıyorum. Tığ olarak ise şöyle 2 numara 1,75 milim tığım var ve hemen yapımına geçelim. Hanımlar, normalde yapacaksanız beyazdan veya sarıyla başlasanız daha güzel olur. Ben masa beyaz olduğu için model görünmez diye maviyle başlıyorum. Şöyle hemen bir tane kilit zincir yapalım. Sık zincir, gevşek zincir, tekrar sık zincir. Şöyle uzattım ipimi. Gevşek olan zincirime batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Hatta 5 tane 5 dolgulu fıstığımı yaptım. Yandan tutarak fıstığımı kapattım. Tepesine hemen ipimi uzatarak bir fıstık yandan tutarak fıstığımı kapattım. Bu şekilde 5 tane kapalı fıstık yapalım. Hanımlar, 5 tane kapalı fıstığımı yaptım. Bu arada bu uzun ipi dilerseniz kesin, dilerseniz bu şekilde katlayarak arada yürütebilirsiniz. Ben kesmiyorum çünkü ileride lif sökülmesin diye kesmiyorum. Şöyle bir tane daha fıstığımı yapıyorum. Bakın, 6. fıstığımı kapatmıyorum. Başına doluyorum. Şuradan 1, hemen 2. Buradan 3 tane fıstık kalacak şekilde ikiye batıp burada bir tane fıstık yapıyorum. İkisini bir tutup kapatıyorum. Şöyle. Bir zincir, hemen tepeye bir tane daha fıstık. Başına doluyorum, hemen ileriye. Bakın, şuraya değil, bir ileriye. Bir fıstık. Tekrar ikisini beraber kapatıyorum. Bir fıstık. Başına doladım. Tekrar ileriye. Bir. İkisini beraber kapattım. Tepeye bir. Hanımlar, bakın burası bizim sıramızın sonu. Şuraya bir. Hatta bu ipimi de şuradan, bakın buradan çıkardım. Bu şekilde kapattım. Şimdi sıranın sonunu yaptık. Çevirerek sıramızın başına geliyoruz. Sıranın başında şuraya bir tane fıstık. Yandan tutarak fıstığımı kapattım. Tepesine bir fıstık. Tepeye bir fıstığımı yaptım. Başına dolayıp hemen ileriye.
Hanımlar, fazla olan ipi kesiyorum artık. Başına doladım, bakın bir ileriye. Şöyle bir ileriye batıp buraya bir fıstık. İkisini birden kapattım. Mantığımız bu. Bu şekilde ilerliyoruz. Tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. İkisini beraber kapattım. Tepeye bir, ileriye bir, ikisini beraber kapattım. Tekrar tepeye bir, başına doladım. Burası bizim sıramızın sonu. Sıranın sonuna bir, ikisini beraber kapattım. Tekrar çevirerek sıranın başına geliyorum. Sıranın başında az önce yaptığımız gibi bir fıstık, fıstığımı yandan tutarak kapatıyorum. Tepesine bir fıstık, başına doladım, ileriye bir fıstık, ikisini beraber kapattım. Hanımlar, bu şekilde devam edelim. Bakın alttaki fıstık sayımız 4 tane, yanlar ve üstte de 4 tane fıstığımız oluşana kadar devam edip gelelim. Hanımlar, 4 sıraya tamamlayarak ipimi şuradan kopardım. Bakın yanlarda 4, altta 4, üstte 4 tane fıstığımız oluşuyor. Şimdi bir sıra beyaz ipimizle yapacağız. Herhangi bir köşeye, hatta kopardığım noktaya ipimi sabitliyorum. Burada bir tane fıstık dolgusu. Köşelerde çoğaltma oluyor. Buradaki çoğaltmayı hanımlar dönüşte yapacağız. Buraya bir fıstık. Hemen tepesine bir fıstık. İleriye bir fıstık. İkisini beraber kapattım. Tekrar tepeye bir fıstık. Başına doladım. İleriye bir fıstık. İkisini beraber kapattım. Tepeye bir, ileriye bir, ikisini beraber kapattım. Hanımlar, şimdi köşeyi de aynı şekilde, bakın şuraya bir, köşeye batıyorum. Buraya bir, ikisini beraber kapattım. Şimdi çoğaltma yapıyoruz. Köşedeki çoğaltma bu şekilde yapılıyor. Çok kolay aslında. Şuraya bir fıstık yapalım. Bakın, fıstığımızı kapatalım. Tepeye bir fıstık. Çoğaltmamız bu şekilde hanımlar. Kapalı bir fıstık, açık bir fıstık, başına doluyorum. Tekrar köşeye batıyorum. Köşeye batarak bir tane fıstık. Bakın çok kolay. Kafanız karışmasın. İkisini beraber kapattım. Sadece köşede fazladan bu fıstığı yapıyoruz. Bir de aynı şekilde köşeye batıp kapatıyoruz. Çoğaltmayı yaptım. Tekrardan sıra sonuna kadar kutu teknik devam ediyoruz. Köşelerde tekrar çoğaltma yapıyoruz.
Hanımlar bir tane daha yapalım beraber. Kafanız karışmasın. Yine kutu teknik devam ediyorum köşeye kadar. Burası bizim köşemiz. Tekrar köşeyi normal yapıyorum şöyle. Şuraya bir fıstık çoğaltma yapıyorum şu an. Buraya bir fıstık. Fıstığımı kapattım. Tepesine bir fıstık. Başına doladım. Hemen köşeye batıyorum. Şöyle. Buraya bir fıstık. İkisini beraber kapattım. Ve buradaki çoğaltmamı da yapmış oldum. Şimdi kutu teknik devam edip şuraya gelip çoğaltma yapalım. Ondan sonra şuraya kadar gelelim. Buradaki çoğaltmayı beraber yapalım. Hanımlar bakın. Şuraya kadar geldim. Burası bizim köşemiz. Köşemizi nasıl yapacağız? Buradaki çoğaltma çok çok kolay. Hemen şuraya bir fıstığımı yapıyorum. Normal kutu teknik olarak köşemi de yapacağım. Bakın burası köşe. Köşeye batıp devam ediyorum. Şimdi çoğaltmayı yapıyoruz. Çoğaltma buradaki köşedeki çoğaltma çok çok kolay. Buraya bir fıstık yapıyorum. Bakın, köşedeki fıstığın tam tepesine. Yani şuraya başına dolayarak bir fıstık ve ikisini beraber kapattım. Buradaki çoğaltmayı da yapmış oldum. Buradan ipimi kopardım. Bakın, şu an kare şeklini almış oluyor. Sarı ipimle devam edeceğim. Hanımlar şimdi bakın geride bir fıstık bırakıyorum. Şöyle herhangi köşe fark etmiyor. Bu şekilde bakın burada bir fıstık bırakıyorum. Hemen ileriye batıyorum. Şöyle ipimi sabitledim. Kafanız karışmasın. Bir fıstık bıraktım. Şuraya bir fıstık. Hemen kapatıyorum fıstığımı. Tepeye bir fıstık. Başına doladım. İleriye bir fıstık. İkisini beraber kapattım. Tekrar tepeye bir fıstık. İleriye bir fıstık. İkisini bir kapattım. Tepeye bir. İleriye bir. İkisini bir kapattım. Tepeye bir. Şöyle ileriye bir. İkisini bir kapattım. Bakın burada bir fıstığım kalıyor. Şurada aynı şekilde bir tane fıstık bırakarak devam ettim. Hemen döndürüyorum. Ve sıranın başına gelmiş oluyorum. Sıranın başında mavi yaptığımız gibi bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Bir fıstık.
Fıstığın tepesine bir, başına doladım. İleriye bir, ikisini beraber kapatıyorum. Tepeye bir, şöyle ileriye bir, ikisini beraber kapattım. Tepeye bir, ileriye bir, ikisini beraber kapattım. Sıramın sonuna batıyorum. Burada tekrar bir ve ikisini beraber kapattım. Tekrar çevirerek devam ediyorum. Burası 1, 2, 4 sıra olana kadar yapıp gelelim. Hanımlar bu şekilde bakın 4 sıra yaptım. Aynı şekilde bakın her bir kenarına 1, 2, 3 kenar daha kaldı. Her bir kenarına aynı şekilde yapıyoruz. Yine bu sarıyı yaptığımız gibi bir tane geride bırakıyoruz. Şöyle. Bakın bir fıstığımı şuradan bırakıyorum. Bunu saymıyoruz çünkü bu tarafın şöyle bu taraftan bir fıstık geride bıraktım. Şuradan sabitledim. Bir fıstık kala şuraya kadar. Devam edelim. Burayı yaptığımız gibi. Burayı da yapalım gelelim. Hanımlar bu şekilde bu tarafa da yaptım. Yine aynı şekilde bakın ilki yaptığımız gibi değişen hiçbir şey yok. Bu tarafta bir fıstık geride bırakıyoruz. Şuraya ipimizi sabitliyoruz. Bir fıstık kala devam ediyoruz. Bir tane 4 sıra sarıdan bu tarafa, bir tane de bu tarafa şöyle yapıp gelelim. 4 fıstık üzeri hanımlar. Tepede 4 sarı 1 2 3 4 oluşacak şekilde yapalım. Bir geride bırakalım. Bir de ileride bırakalım. Devam edip gelelim. Hanımlar bu şekilde 4 tarafını da yapmış oldum. Şimdi bu aradaki boşluklarımızı dolduracağız. Biraz kafa karıştırıyor ama çok çok kolay. Hemen ipimi alarak şuraya sabitliyorum. Şunu da göstereyim bakın. Şuradan şuraya kadar devam edeceğiz. Şuradan ipimi sabitliyorum. Şuraya bir fıstık. Yandan tutarak fıstığımı kapattım. Tepeye bir fıstık. Başına doladım. Hemen ileriye bir fıstık. İkisini bir kapattım. Tekrar tepeye bir fıstık. Başına doladım. İleriye bir fıstık. İkisini beraber kapattım. Bakın burada iki tane fıstığımız oluştu. Şimdi buraya bir, şunu göstermek istiyorum. Bakın burası ara boşluk. Burası köşemizin, bakın kare olan köşenin tam tepesi. Burada bir ara boşluk olduğu için hemen başına doluyorum. Ara boşluğun sağına şöyle bir fıstık kapatmıyorum. Başına doladım. Ara boşluğu atlıyorum. Hemen tepeye bir fıstık. Burada üçünü beraber kapatıyorum.
Şuraya bir fıstık. Fıstığımı kapatıyorum. Tepesine bir fıstık. Şöyle başına doladım. Bakın burası bizim beyaz olan tepe. Şuraya bir fıstık. Kapatmıyorum. Ara boşluk geliyor burada. Bakın hem sağda hem solda birer tane ara boşluğumuz var. Başına doluyorum. Ara boşluğu atlayarak soluna hemen bir tane fıstık. Ve burada tekrar üçlü olarak kapattım. Devam edelim. Buraya bir, başına doluyorum. İleriye bir, İkisini beraber kapattım. Tekrar şuraya bir, ileriye bir, İkisini beraber kapattım. Tepeye bir. Bakın burası bizim köşemizin olduğu yer. Köşeye bir. İkisini beraber kapattım. Bu şekilde. Şimdi bunu çevirelim. Şuraya köşemize bir. Köşe dediğim sıra başı. Kapatıyorum. Tepesini bir. Başına doladım. İleriye bir. İkisini beraber kapattım. Tekrar tepeye bir. Başına doladım. Bakın burada şöyle göstereyim. Burası ara boşluğumuz. Hemen ara boşluğun sağındaki yuvaya batarak bir fıstık. Hemen ara boşluğu atlıyorum. Şurada ortadaki tepeye batıp buraya bir fıstık. Burada üçlü olarak üçünü bir kapattım. Tekrar buraya bir fıstık. Fıstığımı kapatıyorum. Tepeye bir fıstık. Başına doladım. Bakın şuraya şöyle göstereyim. Buraya bir fıstık. Kapatmıyorum. Şöyle göstereyim. Başına dolayarak şurada ara boşluğumuz var. Hemen ara boşluğu atlayıp soluna bir fıstık ve üçünü beraber kapattım. Şöyle. Devam ediyorum. Buraya bir fıstık. İleriye bir. İkisini beraber kapattım. Tepeye bir. Sıranın sonuna bir. İkisini beraber
Kapattım. Yine sıramın sonuna geldim. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Ara boşluk iki tane var. İkisini de atlayarak devam edeceğiz. Ben atlamıyorum hanımlar. Size tam olarak göstermek için devam ediyorum ama mantığımız aynı. Hemen bakın şuraya bir fıstık. Fıstığımı kapattım. Tepesine bir fıstık. Başına doladım. Bakın ara boşluk geliyor hemen. Ara boşluk geldiği için şöyle şuraya batıp buraya bir fıstık. Kapatmıyorum. Başına doladım. Ara boşluğu atlıyorum hemen. Soluna bir fıstık, hemen tepeye, tepe geliyor zaten. Üçünü beraber kapattım. Şuraya bir fıstık kapatıyorum. Tepesine bir fıstık. Ortadaki tepeye şöyle batıyorum. Buraya bir fıstık. Tekrar ara boşluk geliyor. Başına doluyorum. Ara boşluğu atlıyorum. Hemen sağa, pardon, sola bir fıstık ve üçünü beraber kapattım. Buraya bir fıstık. Başına doladım ileriye. Şöyle bir fıstık. Sıramın sonundayım. Şöyle. Ve kapattım. Çevirerek sıramın başına geliyorum. Şöyle. Şimdi bakın. Sadece ara boşluklarımız kaldı. Burada bunu yapıyoruz. Buraya bir fıstık kapatmıyorum. Bakın kapatmıyorum. Başına doladım. Hemen şuraya bir fıstık. İkisini bir kapattım. Tepesine bir fıstık. Başına doladım. Yandan kapattım bu şekilde. Tekrar tepeye bir fıstık. Başına doladım. Hemen şuradaki tepeye batarak bir fıstık. Kapatmıyorum. Başına doluyorum şuraya. Bakın ara boşluğu atladım. Şuraya bir fıstık. Ve üçünü beraber kapattım. Buraya 3 zincir çekerek ipimi kopardım. Bakın bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi diğer tarafları da aynı şekilde bitireceğiz. Biraz kafa karıştırıyor ama gördüğünüz gibi gayet kolay bitti. Şurayı da ve şurayı da aynı şekilde dolduralım, gelelim. Hanımlar bu şekilde lifimi, bakın boşluklarını doldurdum. Lifim kare şeklini almış oldu. Bütün boşluklar dolunca tam güzel bir kare lifimiz oldu. Şimdi lifimiz küçük olduğu için kenarlarına sıra sıra yaparak lifimizi biraz daha büyütelim. Ben bu sırayı beyaz olarak yapacağım. Siz dilerseniz bu renklerden de yapabilirsiniz. Hemen herhangi bir köşeye ipimi sabitliyorum. Şöyle. Bakın buraya ipimi sabitliyorum. Hanımlar köşelerde çoğaltma oluyor. Bu başlangıç köşesi olduğu için bunu dönüşte çoğaltma yapacağız. Şöyle buraya bir fıstık. Yandan tutarak fıstığımı kapattım. İpimi uzatarak tepeye bir fıstık. Başına doladım. İleriye bir fıstık. Şöyle ikisini beraber
Kapattım. Tekrar tepeye bir fıstık. Başına doladım. İleriye bir fıstık. İkisini beraber kapattım. Mantığımız aynı. Sıramızın sonuna kadar, yani köşemizin olduğu yere kadar bu şekilde kutu teknik olarak devam edelim. Tepeye bir, şöyle ileriye bir, ikisini beraber kapattım. Hanımlar, dediğim gibi şuraya kadar devam edelim. Beyazımızı yapalım şuraya kadar. Şurada çoğaltma yapacağız. Onu da beraber yapalım. Hanımlar, bakın, köşeye kadar geldim. Köşemiz burası. Köşeye bir fıstık kala durdum. Şimdi burada çoğaltma yapacağız. Onu da hemen beraber yapalım. Bakın, şuraya normal olarak devam ediyorum. Bir fıstık. Köşeme batıyorum. Bir fıstık. İkisini beraber kapattım. Bu çoğaltma değil hanımlar. Bu normalde yaptığımız sıramızın devamı. Şimdi şöyle yapayım ki tam görünsün. Şimdi çoğaltma yapalım. Şuraya bir fıstık. Şöyle fıstığımı kapattım. Tepesine bir fıstık. Başına doladım, kapatmıyorum. Tekrar köşeye batıyorum. Köşede bir fıstık. Ve bu şekilde ikisini beraber kapatıyorum. Burada çoğaltmamı yapmış oldum hanımlar. Göstermek istiyorum bu şekilde. Bakın, kalan diğer köşeleri de aynı şekilde yapalım. Devam edelim köşeye kadar. Kutu teknik olarak devam edelim. Buraya bir fıstık. Başına doladım. İleriye bir fıstık. İkisini bir kapattım. Dediğim gibi devam edelim. Bütün köşelerde çoğaltma yapalım. Bu başladığımız noktaya gelene kadar buradaki çoğaltmayı beraber yapalım. Hanımlar, bu şekilde diğer kenarlarda yaptım. Başladığım noktaya geldim. Burada çoğaltma yapacaktık. Beraber hemen çoğaltmayı beraber yapalım. Yine buraya bir fıstık. Başına doladım. Burası benim çoğaltma yapacağım nokta. Yani köşe. Köşeye batıp bir fıstık yapıyorum. Bakın, normal kutu teknik olarak burayı kapatıyorum. Şimdi çoğaltmayı yapıyorum. Buradaki çoğaltma bu şekilde yapılıyor. Buraya bir fıstık. Şöyle başına doluyorum. Bakın, bu fıstığımın hemen tepesi. Şöyle şurası. Hemen buraya bir fıstık. Ve ikisini beraber kapattım. Buradaki çoğaltmam da bu şekilde bitmiş oldu. İpimi buradan koparıyorum. Hanımlar, lifiniz eğer istediğiniz büyüklüğe geldiği zaman, eğer bu şekilde geldiyse devam etmenize gerek yok. Model bu şekilde. Ama ben biraz daha büyük istediğim için iki sıra daha gitmek istiyorum. Bir sarı veya mavi olarak devam edeceğim. Bir de son olarak kenar tığlaması beyaz olarak yapacağım. Ben devam edip geliyorum. Hanımlar, bir sıra daha yaparak büyüttüm. Beyazı yaptığımız gibi aynı şekilde maviyi de yaptım. Köşelerde çoğaltma yaparak tabii.
Lif'im büyüdü gayet. O yüzden bir sıra daha yapmayacağım. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Renk olarak da ben bayağı uydurdum. Sarıyla mavi biliyorsunuz yan yana gelince gayet güzel oluyor. Bir de arasında beyaz olunca daha da şık durdu. Şimdi bu şekilde sevmiyorsanız hanımlar bir sıra kenar tığlaması yapabilirsiniz ama bu şekilde bile gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Kenar tığlaması yapmak isteyenler için ben yapacağım. Şöyle bakın kenarına ipimi sabitliyorum. Şuraya bir fıstık. Şöyle fıstığımı kapattım. Hemen yatay olarak şuraya battım, kapattım. Aynı şekilde devam ediyorum. Buraya bir fıstık. Fıstığımı kapattım. Şuraya batarak devam ediyorum. Bir fıstık. Fıstığımı kapattım. Dediğim gibi bu şart değil. İsteyen yapar, isteyen yapmaz hanımlar. Bu şekilde yatay olarak devam edelim. Tüm kenarını bitirip gelelim. Hanımlar, lifimi bu şekilde bitirdim. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde tutuyorum hanımlar. Ekran fotoğrafı alarak modeli sonra çıkarabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.